Evren, tarz değişikliğine gitmişsin, güzel olmuş, yakışmış. Thanks boss. Bora Beyciğim, bundan sonra izninizle burç yorumlarına daha sert bir bakış açısıyla yaklaşacağım. Yani tarzınla beraber fikirlerin de sertleşmiş. Bravo. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere Meltem, yani benim kişisel asistanım, aramıza hızlı bir giriş yaptı. Geldiği hızla inşallah. Anlamadım, o da bir şey mi dedi? Hayır Bora Bey. Meltem Hanım, Amerika'dan ne zaman döndüm demiştiniz? 2 ay oldu. Öyle mi? Hoş geldiniz. Hoş buldu. Hoş buldu. Artık konumuza dönelim mi? Evet arkadaşlar, bugün toplantımız biraz kısa sürecek. Bizim gündemimiz belli. Neymiş bizim gündemimiz öyle? Bu Nale parfümü kaybettik. O Nale parfüm gitti. Bizde değil artık. Evet. Hepimiz duyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Biz kendi işimize bakalım. Değil mi? Evet arkadaşlar, gördüğüm üzere, yani belgelerden gördüğümüzde, grafiklerde bizim tıklanma sayılarımız epey artmış. Biz ne yapmamız lazım Ali? Bizim yapmamız gereken şey, tıklanma sayılarımızdaki bu rüzgarı, bu ivmeyi... Kaybetmememiz lazım. Kaybetmememiz lazım. Yukarı çıkarmak da olabilir. Yukarı çıkarmak da olabilir. Aynı çizgide mesela yukarı çıkarabiliriz. Evet. Evet. Yukarıda çıkartabiliriz. Kaybetmememiz de lazım. Hı-hı. Değil mi? Evet. Şimdi ben sizden bunun için yaratıcı fikirler bekliyorum. Müsaade eder misin Bora? Bora değil, Bora Bey. Bora Bey böyle şeyleri çok önemser de, yani onu o yüzden söyledim. Uyardığın için teşekkür ederim, anladım. Diyorum ki, dünya örneklerini adım adım takip etmemiz gerekiyor. Daha önce çalıştığım firma için haber aktüel analizlerini çıkarmıştım. Sanırım işimize yarar. Harika olur. Ne kadar müthiş bir fikir ya. Ben çok yükseldim bu fikre. Ben de arşa çıktım, inemiyorum. Oradan sesleniyorum. Bayağı. Tabii. Tuğçe, Ada, biz niye bu toplantıdayız? Birbirimizin fikirlerini duymak için bu toplantıdayız değil mi? Hadi siz de aranızda konuşmak yerine bizimle paylaşın fikirlerinizi. Buyurun, sizi dinliyorum. Patronum söylesin fikrini. Hadi. Tabii Boracığım, hemen hadi söyleyeyim. Yalnız biliyorsun Boracığım, ben bu sekreter işe alım sürecinde daha aktif bir rol oynamak istemiştim. Ama olmadı, nasip olsun. Nasip değilmiş. O yüzden bence Ada, Meltem'e şirketi, işleyişi biraz anlatsın. Bir oryantasyon yapsın ona. Zaten Meltem çok hızlı bir giriş yaptı, onu daha da hızlandıralım diyorum. Çok teşekkür ederim Tuğçe'cim ama kendimi keşfetmeyi tercih ederim. Tuğçe'cim diyor bana. Tuğçe Hanım, Tuğçe Hanım, süreç hızlansın diye dedi. Sen kişisel mi akladın canım benim, he? Hangi süreci? İçeri düşersek bana bakar mısınız? Nereye içeri? Evet arkadaşlar, ben de düşündüm, bana bakın, bana. Düşündüm, taşındım ve onaylıyorum. Meltem, benim kişisel asistanıma Ada Tözün, yani Tuğçe'nin asistanı, kılavuzu geçsin. Tamam mı? Çok güzel kılavuzluk ederim ben. Ne güzel. Biz de 4 gözle bekliyoruz. Neydi o öyle toplantıda? Ne zaman döndün Amerika'dan? Büyük bir merakla. Ne oldu, kıskandın mı? Ne kıskanması Rüzgar? Sinir oldum, sinir. Kıza sinir oldum. Yani bence kıskanmışsın. Bunlar gayet böyle kıskanma tavırları gibi. Bilmiyorum artık. Ay delirtme beni Rüzgar. Kıskandığım falan yok. O kız böyle çirkin, sümüklünün tekiydi. Ben onun orijinalini biliyorum. O kızın suratı tamamen estetik. Ben ancak onun estetik cerrahını alkışlarım. O kadar. Tamam hayatım, haklısın. Okey ama şöyle bir durum da var. Yani bence bazen insan sonuca bakmalı. Mesela ben şu an sonuca bakıyorum. Yani sonuç bence gayet başarılı, gayet harika. Hatta yani onca senelik fotoğrafçıyım. Photoshop'tan bile harika bir sonuç. Yani inanılmaz. Ama bence şuna da bakmak lazım hayatım. Bazen sonuçtan çok neden de önemlidir. Bazı şeyleri neden yaptığımız. Mesela neden adayı zorla işe aldırttın? Ha, öyle mi? Evet. Peki ben sana soruyor muyum? Neden Bora'nın videosunu ortaya çıkardın? Neden Bora'nın arkasından iş çevirdin? Bunları soruyor muyum sana? Sormuyorum. O zaman sen de sormayacaksın. Hı? Anlaştık. Oh.
Türkiye güzelim benim. Hadi kaçtım ben. Bay bay. Seçer.